Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yolun açık olsun mu desek? Nasıl bir başlık atsak bilmiyorum da bakalım. İlk olarak Fenerbahçe şampiyonluk. Anadolu Efes ise pisliğin, şey, e, seriyi sürdürmek için sahada. ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki playoff final serisinin 3. ve inşallah son maçı yani inşallah son maçı bugün yapılacak arkadaşlar. Ve Fenerbahçe biliyorsunuz seride 2-0 önde. Kazanması halinde inşallah kazanırsak son maç olmuş olacak arkadaşlar bugünkü maç. Ve Fenerbahçe ligi şampiyon tamamlayacak. Ama kaybederse seri uzamış olacak. Sinerden spor salonunda yapılacak müsabaka saat 19'da başlayacak. Herhalde ben de bu videoyu saat 19'da anca yetiştiririm gibi duruyor. Ev sahibi Fenerbahçe ilk iki maçı da kazanmıştı. 85-76 ve 93-78 olmak üzere. 2-0 önde bulunuyor. Yani eğer kazanırsak şampiyonuz. Kazanamazsak 4. maç 13 Haziran pazartesi günü yine Efes'in evinde yapılacak. Şimdi bugünkü maça Galatasaraylı taraftarların Anadolu Efes'i desteklemek için gelecek gelecekleri iddiası var da yani bu iddia iddia değil. Yani Efes taraftarı diye bir şey yok ki. %99'u Galatasaraylı zaten Hani yüzde belki de biri Beşiktaş'ta falandır. Ondan da ne işi var? Yani ee, o yüzden şey yani böyle bir durum var. Gergin Ataman demiş ki Gergin mi dedim ya? Sensiz, mergin At şey Mergin Berişa. Yok. Neyse E-A diyelim. Fenerbahçe'nin mücadelesini takdir ediyorum ancak salonda toplu olarak bana karşı yapılan hakarete varan alaycı sloganları unutmuyorum. Biz son 4 yılda Avrupa ve Türk basketbolunun zirvesine çıktık. Neyle çıktıysan bu sloganları atanlar sindiremese de biz Türkiye'nin gururuyuz demiş. Şimdi soruyoruz bu arkadaşa. Baya gerilmiş yani gergin bir arkadaş. Ya sen final serisinde iki oyuncuna doping yaptırdın mı yaptırmadın mı? Yani iki oyuncun dopingli çıktı mı? Çıkmadı mı? Çıktı. Haliyle Fenerbahçe seyircisine sövmüşlüğün var mı? Var. Fenerbahçe'den nefret ediyor musun? Ediyorsun. Bunu her fırsatta dile getiriyor musun? Getiriyorsun. O zaman Fenerbahçe taraftarı seni sevmeyip senin yapmış olduğun dopingi söyleyip yani bunlara niye takılıyorsun bu kadar? 2-0'dan 4-2'ye getirebiliriz. Daha önce de yaptık demiştin. Daha önce dopingle yaptın. Sonra bu ortaya çıktı. Adın dopingçi Gergin Ataman'a çıktı. Sonra diyorlar ki efendim yok şöyle yok böyle. Ya Fenerbahçe düşmanlığı din gibi olmuş bazılarında. Gerçekten din gibi olmuş. Allah Fenerbahçe düşmanlarının şerrinden hepimizi korusun arkadaşlar. Normal hayatta da bu tip şeylerde de. Acun Ilıcalı. Fenerbahçe'de inişli çıkışlı performans sergileyen Azın Tıfı'nın Sarılacı verdi. Kulüpteki kariyeri artık son buluyor. Yani ee, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçını kenardaki koltuklardan takip etmiş Acun Ilıcalı ve devre arasında Ozan'la ilgili bir soru sorulmuş Acun Ilıcalı'ya. Hürriyetten Süleyman Arat Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında Ozan Hull City de mi? Konu halloldu mu demiş. Acun Ilıcalı da, evet doğru demiş. Peki Fenerbahçe'nin kasasına ne girecek? Fenerbahçe'nin bu transferden bon servis geliri elde etmesi bekleniyor ve bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Demiyorlar ki Mustafa Hoca'yı takip ediyoruz demiyorlar. HAL siteninde Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarlı Hacıverdi'nin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek demiş. İnşallah. Şimdi bir başka haber şeydi. HAL siteden Ozan Tufan ve Allah Yara 140 milyon TL'lik servet diye. Bir şey söyleyeyim mi? 140 milyon TL gerçekten servet değil. Harbi harbi servet değil. Hocam ama kaç tane Peugeot 3008 alınır biliyor musun? Yani 206 tane. Yani ona çok takılmamak lazım da. <laughs> para birimi. Dolar, Euro, Peugeot 3800. <laughs> kan kanal para birimi bazen esprisini yapıyorum bazı arkadaşlar diyor ki 3008 diye para birimi mi olur diyor var 3008 ne diyor 3008 tane çeyrek altın mı diyor Cık. ya bir sik yapmayın diyor bak adamın canı sıkmayın ama harbiler 3008 tane çeyrek altına denk geliyor ha harbi bak güzel iyi bir mantık Şimdi Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allah yar Ilıcalı'nın Hal City takımına gidecek diyor ve e, bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına eee 7,5 milyon euro 140 milyon TL girecek diyor. 7,5 en son 18'e çıkmıştı euro. Yani e, bilmiyorum şu anda ne durumda ama yani 7,5 milyon euro iyi para. Artı şöyle bir şey olur. Premier Lig'e e çıkarsa da opsiyon olsa mesela. 2,5 milyon euro havadan gelse 10 milyon euro. Artı sonraki satıştan %10 pay. Yüzde elli de şey için pay olsa Allah yar için. Hocam hiç Acun tapu, tapuyu fenerin üstüne yapsın. Yapsın. Ozan Kabak kaça gitti? Ve o fiyata mı gitti gerçekten? Hiç biliyor musunuz? Beşiktaş'tan neydi? Ersan Kun, Erşan Kuner miydi? <laughs> Pardon ya. Neydi Ersan Adem Gülür. <laughs> tamam pardon. Mesela onun transferler çok konuşuldu ülkede. Hülle mi mülle mi, gülle mi diye. Gerçi bizim de Elif Elmas Hülle'ydi de şimdi Milan istiyormuş 50-60 milyon euroya. Neyse. Umarım olur. Bakın ben şuna takılmak istiyorum. 7,5 milyon euro bu arkadaşlar gitmiş olsa. Hem Allah ya, hem Ozan. Kadroda çok düşünülmeyen isimler matematiksel olarak 7,5 milyon euroluk bir açık olacak. Hani bir önceki videoda dedim ya biz bunun Lincoln'un parasını, Traore'nin parasını nereden vereceğiz diye. Lincoln'u 3,5'a alsan ya şey 4,5'a alsan e, ne yapar? 7,5 buradan gitti. 3 milyon euro elinde para kalır. Traore'yi bedava kirazan hala 3 milyon euro elinde para var. Belki Bruno Emreke'ye 3 milyon euroyu basıp alacaksın. Bak 3 tane futbolcuyu 7,5'a almış olacaksın. 2 futbolcu zaten kullanmadığın iki futbolcudan para elde etmiş olacaksın. Neyse sıradaki habere geçelim. Fenerbahçe'nin gözü Andre Franco'da. Geçiniz. Bu haber külliyen yalan. Yalan. Yalan 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 yalan. Kelimelerine dikkat et. Hep bir Jesus'un gelmesiyle Fenerbahçe transferde orta sahaya yöneldi. Andre Franco için temaslar sıklaştı. Yalan. Andre Franco için Fenerbahçe kadroya girdi. İmza töreninde Mesut kadroda düşünmediğini açıkça söyledi. On numaraya bir isim istiyor. Andre Franco'nun ismini verdi. Yalan. İspanyolların gözü Franko'da onu bilemem. 32 maçta 11 gol 4 asist yaptı. Birkaç dikkat çeken oyuncudan biri ama Valladolid'e Türk takım Fenerbahçe oyuncuyu istiyor demiş. Yalan. Artık istemiyoruz. Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor demiş. Yalan. Yalan. Portekiz'den Abu, Abur'la Fenerbahçe'nin bu servisten alacağını falan yazmış. Yalan. Daha iyi bir maaş ve Jesus faktörü demiş. Yalan. Külliyen yalan. İşte Fenerbahçe'nin Abdülkerim bardakçı formülü. Yalan. <laughs> Hı -hı. Hocam takılı kaldı. Yalan. Neyse nasılymış formüldür ona bir bakayım. Fenerbahçe Konyaspor Spor Abdülkerim bardakçı transfer yapmaya hazırlanıyor. Şey, söz yüksek bedelle teklifler gelmesi halinde kim miciyi Atilla Salahi'yi satacak. Ha dur. Burada konuşmam gereken bir şey var. Yüksek teklif gelirse kim ya da Atilla Salay. Peki ikisine birden yüksek teklif gelse. Mesela 25 milyon euro Atilla Salahi'ye gelse. 30 milyon euro Kim Minji'ye gelse. Satılsın mı? Bence satılsın. 55 milyon euro. Lan 55 tane. Kaç tane Peugeot 3008 yapar biliyor musunuz? Çok. Ben bile hesaplayamam. Hocam iyi de. Işte Kim Minji'nin 23 serbest kalma maddesi var. İşte Salahi'ye de o kadar vermezler. Ha o zaman da uçmamak lazım değil mi? Geçen sene Ozan Tufan'a 15 teklif var. 15 teklif gelecek. Dedim ki arkadaşlar etmeyin elime 7, 8, 9, 10 ne buluyorsak satalım. İtalya'dan bir kulüp 10 milyon euro verdi. Satmadık. İşte 12 milyon euroya kadar da opsiyonu vardı. Satmadık. Niye? Ozan Bey'imiz Premier Ligi istiyormuş. Aa, neyse. Yani Premier Ligi istiyormuş Ozan Bey'imiz. Sonra Premier Lig'e gidince abi bir taş, taşta bile dinlendirmiyor bunlar. Bunların Allah'a kitabı yok falan demeyi başarmıştın. Şimdi Fenerbahçe Abdülkerim Bardakçı'yı almak istiyormuş. Macar Yıldız gibi solak oyun kurulumunda desteği var. 5 gol 4 asistle devreyi kap sezonu kapattı 27 yaşında. Beşiktaş'ın da gündeminde Fenerbahçe Konya kapıyı 5 milyon eurodan açıyor. Eğer bu arkadaşa 5 milyon euro veriyorsak yılın malıyızdır. Çok net söylüyorum. Hangi Beşiktaş'a Fenerbahçe hangi takım veriyorsa versin. Çok net salaktır. Çok net salaktır. Bak şuna kefilim. Oyuncunun değeri 5 milyon euro. Serant'ın değeri 4 milyon euro artı 1 milyon euro verirsin. Buna okeyim. Niye okeyim? Serant'ın yıllık ücreti çok fazla. Kurtul gitsin. Orayı Türkleştirmiş olursun. Oraya da yörük çadırlarını kurdurursun. Orası senin olur artık. Yani bunu okuyayım. Lemos, Kolkır, Kadur'da düşünmüyorsun. İkisini ver. Al Abdülkerim Bardakçı'yı. Müthiş. Yıllık ücretten kurtuldun. İkisini 5 milyon euroya satmış kadar sevin. Ama kesinlikle kabul etmiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe takas diyor. Samat'ta Burak Kapacak, Lemos, İsmail Yüksek gibi isimler diyor. Ayrıca Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık gönderebilir ee, diyor. Takasın yanı sıra 2 milyon euro ödemesi bekleniyor. Arkadaşlar bu haber faraza bir haber. Hani farz edelim ki haberi. O yüzden geçiniz. Yolun açık olsun Atilla Salahi. Atilla Salahi de demiş ki istiyorsanız giderim. Artık seninle duramam demiş. Teklif gelirse çıkar giderim demiş. Yani kafama sıkar giderim değil de bon servis kazandırır giderim demiş. Fenerbahçe yönetimine eğer sizin menfaatlerinize uygun olacaksa transfer olabilirim diyen bir baba yiğittir Atilla Salahi. Her ana böyle bir uşak doğurmaz. Şimdi savunmanın iki tane önemli ismi var. Kim Minji ve Atilla Salahi. Birçok takımın radarında. Birçok takımdan teklif almış durumda. 23 milyon euro Kim Minji'ne serbest kalma bedelinin olduğu iddiaları var. Ee, gerçi Yasamcıoğlu 18 demiş ama 18 değil. Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini de söylemiş iki futbolcu. E gözlerde Salahi'ye çevrildi. 24 yaşında futbolcu dikkatleri üstüne çekiyor. İngiltere maçında 1-0 kazandılar. Sahanın yıldızıydı. 2-1 kaybedilen İtalya maçında da iyi bir futbol sergiledi diyor. Galatasaray da arkadaşlar şey yapmışlar İtalya'nın attığı golü falan atmışlar. Bak Salahi allat pamuk gibi diyor. Lan oğlum karşında Faroe Adaları yok. Lüksemburg yok. Litvanya yok. İtalya'yla İngiltere'yle oynuyor adam. Bak marka olsaydı diyor. Marka olsaydı delik deşik olur, yalama olurdu. Hani marka milli, Brezilya milli takımına falan seçiliyor mu? Çok futbolcu var o yüzden seçilmiyor. Doğru Macaristan'ın zaten sadece bir tane stoper var Atilla Salahi. Başka kimse yok o yüzden seçiliyor. Beklenti 20 milyon euro diyor. Hayır 20 milyon euro beklenti var ama o kadar fiyata gitmez. Bakın geçen sene Ozan 15 örneğinden gidelim. Pelkasa 7 teklif geldi. 8'e çıktılar. Opsiyonla 10'a kadar çıkarız dedi. Bizimkiler 12'de Diretler. Bir yıl öncenin yorumlarına gidiyorum arkadaşlarım. yorumları şey diyor. Mustafa Hoca diyor. Sen diyorsun ki 7'ye 8'e satılsın diyor. Sen Fenerbahçe düşmanı mısın? yazmış. Allah'tan söz uçuyor da yazık alıyor. Yazmış biri. Ozan için 15 milyon euro hayal demişsin. 7, 8, 9 ne veriyorlarsa satın demişsin. Sen bir numaralı Fenerbahçe düşmanısın. Bu kanalda takipten çıkıyorum demiş. Şu anda hangi kanalı takip ediyorsun? Beşiktaşhaberleri.com mu? Galatasaray duyumları nokta ne hangisini takip ediyorsun şu anda? Ben, ben de döneklik şu bu yok arkadaşlar. O yüzden karakterinize ters geliyor olabilir. Hani sizin gibi ya da bazı arkadaşlar kendi gibi olmamı bekliyordur. O yüzden çok net söylüyorum. 7 8 9 Ozan'a verildiği zaman gönderin dedim. Pelkas için ya 7 milyon euro büyük para verin gitsin. Size ne arkadaş bir buçu aldınız lan bir daha alırsınız. Lan 10 tane Pelkas alırsınız verin. Cık. yok. Bu sene Zayt için neydi? 5 milyon euro resmi teklif masada, masada, masanın üstüne şak diye koydular. Satın, satın, 5'e satın, 6'ya satın, 7'ye satın, satın. Bir daha bu şans gelmez. Atilla Salah için 13 milyon euroluk teklif masada. Takım ismi vermeyeceğim. 13 milyon euroluk resmi teklif masada satın. Ya bırak sen futboldan anlamıyorsun Atilla aynı 20 milyon euro gideri var. İyi de nereye gideri var? Satın. Bak 13 milyon. Opsiyon koydurun. Bilmem şu kadar maç oynarsa 1 milyon euro. Sonraki satıştan %15-20 pay deyin. Satın. İyi de hocam biz Salahi gibisini nereden bulacağız? Satın. Bak 13 milyon euroya satın. Allah yar. Ozan 7.5'a sattır. 13'e Salahi sat. 20.5 milyon euro. Satın. Kim Minji, Serdar Aziz. Bak az önceki çöplerden birine ver. 1 milyon euro üstüne Tis ver. Tisserant'ı var. 1 milyon euro üstüne ver. Kabul ettir bir şekilde. Abdülkerim bardakçıyı al. Tamam mı? <laughs> Bak. Kim Minji, Serdar Aziz, Abdülkerim bardakçı. Şu i̇şte Kolkır falan dedim ya mesela ya da Tisserant. Gönder gitsin bunlardan birini. salaide de satmış oluyorsun zaten. Oraya bir tane de bonserviste stoper al. Ki benim bir tane bonserviste stoper önerim var. Hem de 3.5-4'e alıp 25-30'a satabilecek önerim var. Ölüp de üstünde çalışıyor gerçi de. Hocam niye burnundan oynuyorsun? belli mi Belki şifre veriyorumdur. yani böyle oynarken. Yani e, ben onu da söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminde Jesus'un da şöyle bir şeyi var. Yani kimin Messi'si fazla biri fazla diye. Bakalım hangisi fazla. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama ben birinden biri %100 gider diyebilirim. %99 diyeyim. %100 demeyeyim de. Kaçıncı? Pelkas demişken Pelkas'a hoplayalım, zıplayalım. Pelkas yol ayrımındaymış. Fenerbahçemizin Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş. Böyle bir bildirme yok arkadaşlar. Böyle bir bildirim yok. Kesinlikle böyle bir bildirim yok. Kesinlikle ve kesinlikle. Pelkas kulüpten ayrılmak istemiyor. Siz satarsanız giderim diyor. Onu da söyleyeyim. İsmail Kartal Vitor Pereira döneminde biraz uzak kaldı. Şöyle böyle Pelkas'ın gitme ihtimalleri yükseldi. Yunan gazeteciler de bunun üstüne durmuşlar. 4 milyon euro'lu talep hayır beş. Fenerbahçe 5. Fenerbahçe 7,5 istiyor ama 5'e bırakacak. Haberiniz olsun. 33 maçta oynadı. 5 golü var diyor. Not. 7,5 istiyoruz. 5'e bırakırız. Hocam teklif gelmese bırakmayız arkadaşlar. Hiçbir yere gitmez. Bak. Az önce bir şey söylemeyi unuttum. Çok özür dilerim. Onu da ekleyeyim. 13'e sattım Salah'ı. 7.5'a Ozan'dan Allah yarı sattım. 20.5. 5 milyon euro Zaytis'a var. 5.5 yapalım. 21, 1, 26 milyon euro yapsın. 26 milyon euro bak. Stoperlerden hadi Tisserant'ı Miserant'ı da göndereyim. Hadi Tisserant'ı Kolkırı'da 3'e göndereyim. 29. Lemos'u da 1'e göndereyim gitmez de. 30 diyelim düz olsun. Bak 30 diyelim düz olsun. Abdülkerim Bardakçı'yı al opsiyonla. 2.5 milyon euroyu al. Şampiyonluk opsiyonu 1 milyon euro koydur. Hocam o zaman şike olur. Konya bize yatar. Niye? Galatasaray'a Kasımpaşa yattı mıydı zamanında? Beşiktaş'a Kayseri Spor yattı mıydı zamanında? Hani onların opsiyonu vardı ya. Baktım ondan geldi. Onlara onlar yatmadıysa ya da yattı da bu dillendirilmediyse benim için bir sıkıntı yok. Demek ki yatmazlar. <laughs> ya da dillendirilmez. 30 milyon euro. Bak Stopere 4,5 milyon euroya bir eleman buldum. 2,5'a da Abdülkerim Bardakçı aldım. Yedi. 7 Yedim. Henrik'e Bruno Henrique, Lincoln, Traore. Belki bunlar da 7'ye alırsın. 14. Hala 16 milyon euro param var. Basarsın Gabigol'e parayı. Gabigol'e parayı basarsın. 8 değil lan. Hani şu kadar falan dersin. Sonraki satıştan da yüzde bilmem ne pay dersin. Ya da şampiyonluk bonusu falan filan eklettirirsin. 1. Sol kanat. 2. Sağ kanat. 3. Merkez orta saha. 4. Forvet. 5. Stoper. 6. Stoper. Sol bekede bedava Marcelo çekersin. 7. Bitti. Yeter. Kapattı transferi. Paran da kalmış oluyor üstüne. Pa üstüne param da kalmış oluyor. Hocam biz salayı gibisin. Nereden buluruz? Lan bulduk. Hocam Zaytski diyor. Zayts'ın yerine kimi alıyoruz? Tolisso. Hayırlı uğurlu olsun. Ya bu, bu şartlarda hayırlı uğurlu olsun. Pardon. Şimdi burayı kesip de sonra demeyin lan Tolisso gel hayırlı olsun diyor. Adam Fenerbahçe diyor. Evet hocam Erman hocam Fenerbahçe'ye diyor Tolisso diyor hayırlı olsun diyor. Hangi futbolcu Fenerbahçe'ye gelmiş de hayırlı olsun denilmemiş. Alman basını Bayern Münih ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan. Kurrentin Tolisco ile Olimpik Lyon'un yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini duyurdu. Bayern Münih'ten ayrılan Tolisso ile ilgilenen kulüplerden bir tanesi de Fenerbahçe bir tanesi de derken bir tanesi de. Yani sayı adet olarak bir tanesi. Yoksa tabii ki bir tanesi Fenerbahçe. Alman basınından Sport Bild'in haberine göre, Sport Bildin haberine göre, Sport Bildin'e bildi. Fransız futbolcu en ciddi talibin eski kulübü Lyon oldu ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyla ilgilendiği söylendi diyor. Lyon temasa geçildiğini doğruladı diyor. O zaman Lyon'a hayırlı olsun. Çünkü La imza töreninde sözleşmesi olmayan tüm oyuncular bizim için ilgi çekicidir demiş. Tolisso'ya ilgilerini doğrulamış. Tolisso iddialı bir seçenek eğer mümkün olursa onu geri getirmek isteriz demiş. Temasa geçtiklerini belirtmiş. Ee, Lyon 41,5 milyon euroya sattı. 27 yaşındaki Tolisso'yu 2017 yazında Olimpik Lyon Bayern Münih'e 41,5 milyon euroya satmıştı diyor. Hocam sence ihtimal var mı? Gabriel Barbosa'nın ihtimalinin yüzde bir kadar dahi yok. Hocam Gabriel Barbosa'nın ihtimali yok Allah'ını seversen saçmalama. Yani bir şey diyemem. Peki hocam sen Tolisto'yu ister misin? <laughs> hocam Fenerbahçeli misin deseniz daha mantıklı bir soru olur yani. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım 22 maça çıkmış Bayern Mütte. 3 gol 3 asist 1069 dakika. Az süre almış. Avantajım bu. Avantajım bu. Merkez orta saha 6-10 oynayabiliyor. Yani orta ön libero 8 numara 10 numara oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Fransa milli takımının 28 kez formasını giymiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Bilmiyorum geçmişte yolu Jesus'la kesiştim ama belki bir ihtimal. Ama hadi ütopik düşünelim. Hayvani bir şekilde ütopik düşünelim. Yani kafayı beynimizi yiyelim. Diyelim ki olabilitesi yüksek ama asla olmaz bir şekilde düşünelim. Tamam Hadi. Size bir öneride bulunayım. Şu kadroya ne dersiniz? Altay, Osayi, Kim Minji, Abdülkerim Bardakçı diyeyim hadi. Yani Serdar Aziz Abdülkerim Bardakçı diyeyim hadi. Marcelo, Solbek. Orta saha, Crespo, Tolisso, Lincoln. Sağ kanatta Bentran, Traore. Sol kanatta Bruno Henrique. Forvet'te Gabriel Barbosa imkanı yok der misiniz? Hocam düşündüm de bak Tolisso beleş, Marcelo beleş, nerede beleş oraya yerleş. Dediğin gibi Tisserand var, Lemos var, Kolkır var, Salayi var, 4 tane stoper. Lan bunların satışına hadi 13, hadi sen dediğin gibi aldı. 16, 16 değil 15 alalım mantık olarak. Allah yar Ozan gitti 22,5 oldu. Hadi 5'e de zayıçı satalım 27,5. Ya hocam 3 tane 4 tane çöp illa ki satarız. Samat'ta 2,5'a satarız gerekirse. 30. Abdülkerim'e dediğin gibi 2,5'a vermez de 3,5 anlaşalım hadi. Bir tane de yedek bedava çekelim. Şu bir tane harita Ortega vardı mesela. Yedekli güzel olur. Şahsen sol ayaklı. <laughs> Genç stoper. Bak 3,5 oraya gittim. oraya ya da şey e, Brunelike'ye 5 istediler. 8,5. Lincoln'e 4,5 diyelim. 9-13. Polisio zaten beleşti. Sağ kanatta Travore'ye On üç kiralama 15 8 opsiyon koydular diyelim. 15 Hocam 15 milyon euroya da Gabriel Barbosa'ya bastık kaldık. 0'a 0 çıktık. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Ama ben ihtimal vermiyorum. Zor. Fakat şunu sorayım. Şunu sorayım. Hocam 8'e 3 kuralı var. Bundan oynayamazık ki. Ya. <laughs> Gözünü sevdiğim arkadaşlarım. 8'e 3 kuralı yok. Kural normalde 7'ye 4 bir tane oyuncunun altyapıdan oynamak zorunda. Ama geçmişte bu kural hep değiştirildi. En son bu kural uygulamaya konulduğunda komple yabancı yasası geldi. 11 yabancı oynatabilirsin yasası geldi. Ben size soruyu değiştirerek sorayım. 11 yabancı kuralı tekrar gelse bu kadroyu kursak başında Jorge Jesus tedrisi altında şampiyonlar ligine kalır mısın? Bence kalırsın. Kalabilirim ben ihtimalim çok yüksek. Türkiye liginde şampiyon olur musun? Hakemler işte ne bileyim e, uçağına roket atar falan atmazlarsa, otobüsünü kurşunlamazlarsa, stadını falan yakmazlarsa, birilere arabayı ters çevirip polis otolarını ters çevirip senin üstüne falan at atmazlarsa, devlete darbe girişimi de şurada burada falan bulunmazlarsa çok çok yüksek şampiyon olma ihtimali. O zaman ne diyelim? Gözünü karartıp Jorge susu getiriyorsan Ali Koç gözünü karartacaksın bunları da yapacaksın. Yapabilirsin. Yapamazsın değil. Zor bir şey değil. Ya... Arkadaşlar hani demeyim demeyim diyorum ama hani hayallerinizden falan oynadığım yok. 3-5 tıklama için uydurduğum falan yok. Gelen duyumları aktarıyorum size. Adamlar ya bana gelen duyumların hepsini de aktarmıyorum ha. Üyelere aktarıyorum zayıf duyum diyorum. Şöyle diyorum önümüze abonelere aktarıyorum zayıf duyum diyorum. Bana gelen hepsini aktarsam kafayı yersiniz. Kanaldan çıkmazsınız. 7-24 burada olursunuz. Hocam ne güzel işte kanal büyür. Ya kanal büyür de siz küçülürsünüz. Aklınız beyniniz durma noktasına gelir anlatabiliyor muyum? Allah sonumuza hayır etsin arkadaşlar. İnşallah bu transferleri becerebiliriz. Hem siz mutlu olursunuz hem ben. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya bir beğeni çok görmezseniz de sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. 24.100'ü inşallah Gabriel Barbosa gelmeye 24.500 yaparız inşallah. Görüşmek üzere.